Merhaba arkadaşlar, ben Cheaper. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuttum arkadaşlar, demirci dostumuzla görüşüp her şeyi tamir ettirdim. Bunun yanında sadece tamir ettirerek de kalmadım. Tuttum arkadaşlar, eşyalarımızı değiştirdim. Bakınız, artık Novigrad Longsword'u kullanıyorum. Ve aynı zamanda Ay kılıcı mı diyeyim buna? Ay kılıcı diyeyim, aynen. Moonblade adlı bir kılıcımız var. Yeni bir Silver Sword'umuz kendisi. Bayağı sağlam bir şey tuttum. Şu runlardan koydum, şundan koydum. 3 tane de içine döşedim arkadaşlar. Önceki kullandığımız Viper Silver Sword'tu. Bakınız 39 damage daha düşük bundan. Ama onun yanında fazla experience veriyor. Osu güzel. Bu Steel Sword da öyleydi. Fazladan experience veriyordu. Fazladan deneyim puanı veriyordu. Ancak bunlar çok daha iyi vuruyor arkadaşlar yani. Şunu giymiyorum çünkü sadece artı 16 armor veriyor. Aslında yani artı 16 armor o kadar fazla mı az mı pek de bilmiyorum ama hani diğer şeylere kıyasla sanırım o kadar şey bir şey değil. Hani fazla bir miktarda armor vermiyor buna kıyasla. Ama onun yerine mesela 7, 10, 15 işte ne bileyim delici şeylere işte yok kılıçlara falan filan gösterdiği direnç kısmı o resistance'ı bakın bunun 30, 25, 30 falan. Hani bunun çok daha güzel resistance direnç durumu var. Hani damage'ı öyle düşürür bu da. Hani bundaki armor yerine herhalde öyle düşürüyor. O yüzden onu hiç ellemiyorum şu anda. Bir de şunları falan koyabiliyor muyum? Bunlar normal botlar. 7, 9 mu bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şunu kullanayım. Bunları kullanmış olayım burada. Hani ne olur ne olmaz. Öyle onlar da orada durmuş olsun. Şunları falan yeniledim. Bu büyülü lamba boş zaten. Bu her şeyimiz olduğu gibi yine. Bunlarla pek uğraşmadım. Eşyaları falan sattım. Gördüğünüz gibi bayağı bir para da kaybettim. Tamir ettirerek hayvan gibi para kaybettim arkadaşlar. Yani kaybettim demeyeyim de. Hani para harcadım diyeyim. Bir de şu var. Witch Hunter Sword denen bir şey var. Aslında bunu alacaktım değil mi ben? Evet. Bakın bu ne? 4'e 8 yerden veriyor. Bu art veriyor. Ve bleeding yapabiliyor. Oo, bunu al tabi. Bu bak 4 yerden intensity. Bu 5 art intensity. Ne yapıyor? 8% ama critical hit vuruşu yaptığımız zaman bonus veriyor. Damage bonusu. Bu nasıl gözüküyor? Böyle. Bu nasıl gözüküyor? Böyle. Witch Hunter Sword olsun elimizde. Zaten Witcher'ız ya, öyle cadıyla madıyla alakalı bir şey olsun yine. Ama tam orada da bitmedi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar bana şey dediniz. Yani özellikle Ömür Kantar adlı dostumuz bana dedi ki şey yap. Biraz daha Gwent oyna. Daha kendini geliştir dedi. Ben de arkadaşlar öyle yapmak istiyorum. Hem de oyun eğlenceli oyun. Lanet olsun. Arkadaşlar yanlışlıkla 5 lira oynuyoruz olacağız ama olsun. Bunları alıyor muyum? Kaç şeyde kaç oldu? Kaçta kaçtık? Nerede yazıyordu o ya? 22 tane mi alabiliyorduk? En fazla kaç alabiliyorduk? Start game diyeyim mesela şimdi. He, diyebiliyorum. Başladım dedik. Oo, bu Skoyatel. Vay be. Skoyatel o ha adam. İki tanesini geri alacağız. Şimdi dur bakalım. Neleri alalım? Bu çok güzel bir şey. Onu almayayım. Biz neydik? Ne yapıyorduk bizim kendi özelliğimiz? Impenetrable Fog mu yapıyordu bizim herif? Bu adamın özelliği neydi? Fall Test'in özelliği. Hey Allah'ım yarabbim. Onları da hatırlamıyorum. Bu kalsın bir kere. Bizim Zoltan bu ha. Önceki oyunlardaki Zoltan. Bu da dursun. Fazla var mı Blue Striped Commando'muz? Yok. Ama bu ne yapıyor? Oo, şeydeki herkese artı bir veriyor. Güzel ya, güzel, bunlar güzel. Şu Yarpen Zigrin gidebilir. Bir bu gitsin. Bir de ne gitsin biliyor musunuz arkadaşlar? Bu gitmesin. Hele bu hiç gitmesin. Bu çok güzel bir kart. Ne gitsin. İki tane mi bundan var? İki tane bundan varsa biri gidebilir. Tamam, böyle bir şeyle başlayalım. Bunun şeyimizin özelliği neydi ya, bizim herifin özelliği neydi? Okçu koydu. Bu ne lan yanında? Ne o? Oo, iki tane oldular. Bu da mı iki tane olacak yoksa? Ne bu? Eğer bu isimde aynı kartta biri varsa destende direkt oynayabiliyorsun. Yani bu adamda iki tane Elven Skirmisher varmış. Çat diye ikisini de oynayabildi. Oynasın bakalım. İki tane Blue Stripe komandomuz var. Şimdi
Öyle bir giriş mi yapsak, yoksa bakınız bu adam hiç okçum var mı elimde? Hiç okçum yok. Bizim Genco ne yapıyordu ya? Heh, impenetrable fog yapıyormuş. Tamam, buymuş yani arkadaşlar. Bunu almayabilirdim o yüzden. Yani boşuna aldım bunu. Çünkü bu da bunların gücünü azaltıyor. Bir tane şey mi yapsam? Onunla mı bir giriş yapsam? Yok yok, burayı iyice güçlendirsin bu. Tamam, ben anladım, öyle yapalım. Orayı iyice güçlendirsin o. Şu iyice okçu mokçu koysun. Bildiğiniz üzere elfler zaten hep okçu. O adam hem okçu hem şey. Değil mi, öyle mi? Evet, adam hem okçu hem kılıççı olabiliyor. So, ilk defa Skoyetel'e karşı oynuyorum şu anda. Öyle bir mallığım mevcut arkadaşlar, yani mevcut, kusura bakmayınız. Oh, 8-8 oldu, bakınız şuraya. Bakınız ne güzel oldu burası. Bundan da bir tane daha olacak. Olacak mı? Var mı bundan da bir tane daha? Yok, öylesine oynamış onu. Şimdi başka ne yapabiliriz? Şey taktiğini seviyorum aslında. İlk eli böyle olabildiğince az kart harcayarak adama verip sonra diğer ellerde böyle adamı kartsız bırakıp oyunu hükmen kazanmış olmak falan güzel oluyor Kuzeylilerde. Çünkü zaten Kuzeyliler bir oyun aldığın zaman ekstra kart çekiyorsunuz. Hani diyelim adamda hiç kart kalmadı, sizde iki tane şu kart kaldı. Oyunun bir dahaki önünde zaten kart çekeceksiniz. O zaman kart çektiğiniz zaman farklı bir şey yapabilirsiniz de neyse. Şimdi pas demiyoruz. Bu çok önemli. Burada mallık yapıp aman ha gidip de pasmaz demiyoruz arkadaşlar. Ama ne yapabiliriz burada? Şunları güçsüzleştirebilirim ama çok merak ediyorum ne oynayacak. Bu adam ne? Bu adamın adamı oluyor. Bunlara geçiyor ve ben iki tane kart çekiyorum, öyle mi? Bu dursun şimdilik, bu dursun. Bu kılıççılarımızı bitirdiğimizde şey yaparız bunu. Başka ne koyabiliriz ya? Bu ama busuz, o hiç o fark etmez. Yani şu trebuşe falan, katapult matapult, bunları çok arttırmam gerekiyor. Yani şey falan bakmadım, videolara falan bakmadım ama bir saniye arkadaşlar, düzgün bir oturayım şöyle ha. Videolara falan bakmadım, öyle oturup Gwent oyununu izlemedim, ancak bir şey düşündüm, hani bu şey siege kartlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsi mesela 6-5 falan, hani hepsinin gücü. Ve şu adam gibi mesela bakın +1 veriyor. Bütün mesela buradaki herkese +1 verecek. Düşün, burada 2-3 tane şeyin var. Bir tane de bunu oynuyorsun. Kendi dahil 5 şeye +1 veriyor. +5 havadan şey gelmiş oluyor. Puan gelmiş oluyor. Böyle bayağı fazla oluyor. Şimdi ya böyle yardırarak gideceğiz. Şu an kart sayımız fazla. Ya böyle bu adamın üstüne vura vura gideceğiz. Ya da bırakacağız adamın kartı bitsin, öyle oynayacağız. Ben mesela fark etmeden öyle yapıyordum. Demin yani önceki oyunlarında fark etmeden öyle yaptım. Öyle. Hani kartları bitire, adamın kartını bitirerek şey yaptım. Şimdi biraz böyle hayvan gibi gitmeyi deneyeceğim. Bakacağım ne olacak. Hani merak ediyorum. Zoltan oynayalım. Bakalım ne olacak. Hani ne yapabilecek adam. Bundan bir tane daha adam var mı? Allah kahretmesin. Oo, kaç tane adam koydu. Ne yaptı öyle? Üf üf üf. Of of of. Bunlar eşit gidiyoruz. Adamın artıdan burada şeyleri var ama. Şimdi ama 3 tane kartı kaldı. Kartı martı bitti bu adamın ya. Çat diye kartı bitti. Bakalım ne yapabiliriz? Bunu oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bunu oynayacağız. Sonra bunu oynarız. Trebuşemizi oynayacağız. Oynayalım bakalım. Ama arkadaşlar yani korkan bu adam gibi olsun dedim ve çat diye adam Torrential Rain attı. Öyle mi lan? İyi, iyi. Ama bunu atsam ne olacak ki? 1-1 düşecek, 22 olacak yine. Tüh 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 tüh. Bu acaba hep devam mı ediyordu bunlar ya? Evet, hep devam ediyordu değil mi? Şöyle yapalım. Hazır elimizde bu var ya, bunu oynayalım biz bir. Nereye oynuyorduk? Buraya mı oynuyorduk? Bunu da oynayalım. Yani onun şeylerini de düşürmüş olalım. Sıra ona geçmiş olsun. Pas dedi. Şimdi ben bir şey atınca kazanacağım. Bir şeylik bile atsam kazanmış olacağım. Şunu mesela koysam şuraya kazanacağım o zaman değil mi? O pas dedi, pas diyorum ben de. Çünkü kazanacağım şimdi. Bak doğrudur umarım. Heh, tamam, bu eli kazandım. Çok güzel. Umarım fazladan kart çekmiyordur bunlar. Öyle hayvan gibi kart çekmiyordur. Skoyetel yok, çekmiyor. Tamam, bunları böyle kafasına vura vura alacağız bunu. Oh, Keramets var. Değil mi bu? Keramets mi? Aynen. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim diyor. Eğer bugün öleceksem bu olay için iyi giyinmem lazım falan filan demiş. Tam Keira yani. Tam Keira Mets. Valla. Impenetrable Fog attı. Atsın lan. Sende hiçbir şey yok. Bende en azından bir güç var yani. Sende o da yok. Biz de ne yapalım? Bunu oynayalım. Diğer kartı da ne olacak?
E neyi geri aldırtalım buna? Neyi geri aldırtalım? Bunu aldırtalım. En güçlü şeyimiz bu zaten değil mi? Hı? Öyle mi yapalım? Yoksa Zoltan'ı Molta mı geri aldırsak ha? Ne yapsak? Bunu geri aldırtıyorum ha? Öyle yapıyorum. Aynen. Bunu geri aldırtayım. Bir dahakine bunu oynarız buraya. Dedim ve kendi oynuyormuş zaten. Bakın 12 falan olduk. Aslında kılıçla oynasam da iyi olurdu ama. Oha ne yaptı lan? Ne yaptı öyle? Şunlara bir de boru vereyim arkadaşlar. Şöyle iyice borulu olsunlar. Oh! Hayvan gibi kazanmış olalım. Ya o kadar hayvan gibi değildi tabii. Yine böyle iyi bir kazanç elde etmiş olalım. Şimdi kazanacağım ben. Pas deyince kazanacağım. Ve kazandım gördüğünüz üzere. Fahayt. Böyle kazanırlar koçum. Güzeldi arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. 10 kram kazandık. Pek bir şey kazandık. Bir daha oynayabiliyor muyuz ya? Ha, oynayabiliyoruz. Bir hemen şeyine bakayım arkadaşlar. Bu adamın elinde Gwent kartı var mı? Ona dikkat etmedim çünkü. Varsa direkt alayım. Bu ne lan? Oha. Ya boş ama. 35 tam veriyor. Aman hiç yer. Olmasa ne olacak? Atım yorulmayacak. Yorulmasın arkadaş. Witcher. Bu ne lan? Bu ne? Adabelt Kermit mi? Evet, Adabelt Kermit'in 4. haritası. Geçiniz bunları. Şey falan yok arkadaşlar. Burada bakın. Neydi bu strep? Bak hep yine unutuyorum ona. Geç. Geç geç geç. Kayış kayış. Heh. Deli kayışı mayışı var ama geçiniz arkadaşlar bunları. Şimdi sanırım bu etrafta Gwent oynayabileceğim biri var mı? Arkadaşlar bu bölüm böyle biraz Gwent oynamak istiyorum. Çünkü böyle Gwent şeyim de artmış olsun. Onların böyle eksiğini kapatmış olayım. Burada kesin vardır. İn değil mi burası? Burada Gwent oynayacak birkaç kişi vardır. Peasant var. Bu kim lan? Baron'un adamı. Bu kim? Baron'un adamı. Peasant, köylü, yaşlı adam. Oynamıyor. Bu kim? Köylü. Yine Baron'un adamı. Hiç kimse oynamıyor mu? Benle şu buranın sahibi nerede? Sahibi yok mu lan buranın? Nasıl bir işletme kardeşim burası? Sahibi yok mu buranın? He, koymuş işçileri, şeyleri kendileri çalışa dursun. Bu adam nerede? Buranın sahibi nerede ya? Bu nasıl işletme böyle ya? Buraya gelmesin bir daha kimse. Aa, sahibi yok ortalıkta arkadaşlar. Olaya bak. Arkadaşlar normalde yani 20 kişi bana şimdi Gwent oynayalım, Gwent oynayalım derdi ama böyle yaptık ya kimse demiyor. Burada yenileri gelmiş. Daha var mı lan görevleri? Yok. Şu adamla oynayabiliyor musun? Şurada bir tüccar var sanki. Aha oynayabiliyoruz. Hayır yine beşlik oynayacağız. Olsun arkadaşlar olsun. Sırf oyunumuz şey olsun diye. Tamam kartlarım bunlar. Necker kartı aldık. Zaten o şeydi. Ne Squirtle lan. Monsters'larında. Bakın burada Necker. Bunlar da böyle arkadaşı varsa gelebiliyor. Tabi gelebilir. Yani tabi ancak o gelebilir zaten. Pislik Necker'lar diyoruz burada. Bakın Nilfgaard ordusunun da aslında bayağı şeyleri var. Cynthia kim lan? Albrecht bilmem ne. Bunlar benim mi lan? Bunlar bende var mı? Hayır. Hayır, Beck. Nilfgaard değil, Northern Realms. Kuzey Krallığı. Tamam, Kuzeyliler olalım. Başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Oo, bu da Kuzeyliler. Yazı tura atıldı. Adam ilk oynayacak mı? İki tane. Aslında bu ikisini direkt alabilirim. Çünkü zaten şeyin özelliği var. Aynen arkadaşlar. Şu ikisini direkt at. Bu adamın zaten özelliği var öyle bizim gencin. O bayağı şu an power play'li bir şeyimiz var. Decoy'umuz bile var. Tam versin iki kart çeksin. İyi çek hadi bakalım. Bizi de aslında olsa güzel bir oyun yapabilirdik onunla şimdi. Nedir onun adı? Yani sağlam bir oyun yapabilirdik. Ancak yapamıyoruz. Acaba bunun ne kartları var? Bir kere şimdi ok şeyinde kesin bu engelleyebiliyor değil mi? Impenetrable Fog'u kesin var. Çünkü bizde de var. İkimiz aynıydı. O yüzden tutup şunlara ağırlık verebiliriz. Bence veririz gayet. Verelim. Kim oynayalım? Şu iki Blue Stripe Commando girişiyle başlatalım oyunu. Şimdi diğerini atarız biraz da. Ne yapıyor? Katapult koyuyor. Koysun. Koysun. O katapultta da şey varmış. Bak mesela işte bundan bahsediyorum. Şu siege özelliğine bakın. Şuraya bakın. Arkadaşlar. Şu orayı gördünüz mü? O ne öyle ya? İşte bu Torrential Rain'de mesela onu halledebilir. Dur diğerini de atsın. Ben bekleyeyim.
Diğerini de koyacak herhalde o. Başka bir tane daha Siege koyacak buraya. Onu da atsın, öyle atacağım onu. Koyacak mı? Koymadı. Zoltan koydum. Ben yukarıdayım. Senden öndeyim dostum. Sen niye öyle yaptın şimdi? Ben şimdi pas diyeceğim, bir şey atacak arkadaşlar. Yok. Onu riske edemem. Ben elimi güçlü kurayım. Bu ne? Clearwater. Clear Weather. Bu ne? Bu kartı buradan alıp şey yap. Aa, bununla oynasam, ben de atsam iki tane olsa yapabiliyor muyuz öyle? Şu adamı geri alsam. Şimdi bakın arkadaşlar, bu adamı geri alacağım. Sonra bir daha o adamı oynayacağım ve elimde iki tane daha fazladan kart olacak. Bakın olacak böyle. Umarım öyle olur. Öyle olursa güzel olur. Sabrina'yı koydu. Sıra bana geçti. Koysun. Şimdi ben bunu oynuyorum. Ama o zaman adama şey gitmiş olacak lan. Bayağı şey gidecek adama. Olsun, gitsin. İki tane daha kart seçelim biz. İki tane daha kart seçtik. Adam önde şu anda zaten. O kadar da boktan kart mı seçtik lan? Saçma sapan bir şey mi seçtik? Ne seçtik? Ne seçtik ya? Bir tane katapult mu seçtik? Bu adamı mı seçtik? Vallahi bir bunu seçtik, bir de şunu seçtik galiba arkadaşlar. Aynen öyle yapmışız. Olsun. Olsun diyoruz. Şimdi kartları benden daha düşük. Başka ne yapabilirim burada? Benden kaç şey var? Bayağı bir önde dostumuz. Benden bayağı önde. Burada ne yapabilirim biliyor musunuz? Şimdi şunu bir halledebilirim. Bunu halledersem olay biter zaten. Öyle mi yapayım? Bir öyle yapalım bakalım ne olacak. Şunları bir halledelim. Bir canlarını okumuş olalım. Bir anda şaşırmış olsunlar. Poor fucking infantry sunuyor önümüze. Tamam, sun. Sun kardeşim, ben de önüne bunu sunarım. Ha hayt. Önüne şunu koyalım. Yelpen Zigrin. Yolla anasını satayım. İki, ben senden öndeyim şu anda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Clear Weather yaptı. Ah, tüh ya. Clear Weather niye yaptın? Pislik herif. Şimdi el benim elim. Şunu oynayalım o zaman. 24-24 olsun. Sonra şey oynayacağız. Hiç oka girmedim. Çünkü şey düşünüyorum. En azından ok kısmında biraz hani oradan şey yaparız falan filan ama ya. Yok arkadaşlar. Oka da girmem gerekecek galiba. Böyle fena kıran kırana. Ben atıyorum, o atıyor. Ben atıyorum, o atıyor. Böyle bir oyun var şu an karşımızda. Şunu koysam ne olacak şimdi? Bu 7 mi olacak sadece? Evet, sadece bu 7 olacak. Yani 1 artmış olacak. Bir işime yaramayacak. Bu dörtlük mü? Bu adamın şeyi var zannediyorum. Öyle bir sezgi var içimde. Sanki şurada bir şeyi var. Hani şunlara engelleyici bir zımbırtısı var. Biz şunu mu oynasak, şunu mu oynasak? Şimdi bunu oynayınca 2 artmış olacak değil mi? 1 bu artacak, bir de bunu koyacağız. 31 olacak yine. Öyle mi? Aynen 31 oldu. Böyle yapalım bakalım ne yapacak. Bir elindekini göstermesini istiyorum çünkü. Redenian Foot Soldier koydu. Boş Yarro. O tecavüz eden miydi bu? Aynen bu o tecavüz edendi. Şurada. Hiçbir şey yaptığı yok dostumuzun. Böyle kullanıyorum aç aslında, o yüzden de. Close Combat'i 1'e düşürtüyor. Şimdi bu adam bende ne kadar var? 23. Onda ne kadar var? 18. Bunların 1'e düşmesi demek benim kötü olmam demek. O yüzden bana bunu oynamaz umarım. Bana bunu oynarsa da bu Clear Weather yaparız. Sanırım Kerametsi oynamaktan başka bir seçeneğimiz kalmadı. Hadi be, kartım bitmiş olsun artık. Tamam. Galiba kartı bitti artık. Bu oyunda bizimdir. Tamam. Pas diyeceğiz biz de. Pas diyelim. Tamam. Başlasın. Şimdi ben kart çekeceğim. Özelliğimi olduğu için. Hayt. Kim bu? Sabrina mı? Aynen. Yolla Sabrina'yı buraya. Şimdi bu adam herhalde şey yapacak. O yapmadı lan. Kartı varmış lan. Niye bu adam skip yaptı o zaman? İki tane daha kart çekti. Vay şerefsize bak. Vay şerefsize bak arkadaşlar. Adam ne yaptı orada öyle ya? Aa, son kartımızı da attık. Vallahi kıran kırana. Oo. Oo aman Allah'ım. Oo. Oo aman Allah'ım. Pas dememiz gerekiyor. Bunu oynarsak sıçtık hele. Ama bu adam oynarsa yok, Clear Weather'ımız var ya, o adam oynarsa pas etmemiz gerekiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir şey oynadığı anda sıçtık. Oynadı. Allah. Kazandı bu eli. Bu eli kazandı. Kart çekecek şimdi. Hayır, o kazandığı için kart çekecek. Hayır, yo. Hayır, kaybedemem. Evet, vallahi bir şeyle yenecek ha adam.
Bizde kart yok. Kartım yok. Kart. Hey. Ne yapacağız burada? Bir şey yapamayız arkadaşlar. Kartımız kalmadı. Ya işte o yüzden böyle oynamıyordum ben. Adama yendirip öyle şey yapıyordum ben. Adam yeniyordu. Arkadaşlar sonra bırakıyordum ki ben yeneyim. Geri kalanında falan diyorum. Şimdi de yok. Fena yenildik arkadaşlar. Bari bunun kartını oynayayım. Ne yapacağım şimdi yani? Geç. Yapacak bir şeyimiz yok. Gayet kaybettik arkadaşlar. O da onu oynadı şimdi. Çok güzel. Hiçbir şey yapamayacağız. Hiçbir şeyim yok. Hey hey. Bunu oyna. Oyna anasını satayım. Kafana göre oyna. Her şeyi oynatacağım burada. Hadi. Senin elin. O da oynadı. 0-1. Hadi oğlum. Bütün havayı temizleyelim bari ölmeden önce arkadaşlar. Böyle mallıklar yapıyorum ama. Tamam kaybettik de artık ya. Adam 1 ile kazandı var ya. Bir, şu 1 adamla kazandı ya. Ama helal olsun yani. İyi kazandı. Olsun. Helal olsun diyelim. Şeyimize daha bu kadar güvent yetmiş durumarım arkadaşlar. Hani böyle güvent güvent diyordunuz. Alın size güvent. Şimdi şuraya gidelim. Oradan aşağı inelim. Oradan da şu görevimizi artık tamamlayalım. Burası burası. Oradan aşağısı. Böyle konuyu değiştireyim ki hatırlamayın o güventteki mağlubiyetimi. Fena yenildim orada. Ama daha hani strateji geliştireceğim tabi. Ya böyle hani bir yerden bakıp da strateji şey yapmak hoşuma gitmiyor. Bana yine spoiler gibi geliyor. Hani öyle şeyler yapmayı hiç hoşlaşmıyorum. Böyle adamın yaptığı bir şeye bakıp da böyle yapsam daha iyi olur falan filan demek. Hani kendim ne yapıyorsam öyle yapmış olayım. Zaten burada hani şey oynamıyorum. Hani tutup da e-sporta falan çıkacak değilim yani arkadaşlar. MLG Pro falan olacak değiliz yani bu oyunda. Böyle Gwent oynuyoruz yani. Ki daha yeni işte kaçıncı oyunumuz. Hani öyle kendi açıklama yapıyorum size. Bahane sunuyorum burada ama bu adamın olmuş lan burada. Bu adam fena öldü. Nilfgaard askeri. Ne gözüyor orada? Şunun tepesi mi yoksa? Evet. Şu dağlık bölgenin, taşlık bölgenin tepesine çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Oo burada adamlar var. Oo burada adamlar var. Oo. Oo. Koş. Hadi ağır çekimde koş. Koş. Koş ağır çekimde koş. Koş 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 koş. Oha ne yaptık lan? Oha. Cık, cık, cık. Oha ne yaptık öyle? Oha arkadaşlar. Oo. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bu adama doğru geliyoruz. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hayır. Oo, bunun da kafasını uçurdum. Arkadaşlar atla kapışmak çok zevkli var ya. At üstünde gidip de adamın üstüne şöyle yapmak çok zevkli ha. Vallahi yani Mountain Blade var ya arkadaşlar hani onun gibi bir şey oluyor böyle. Orada da hani momentumla vurursanız vuruş gücünüz artıyordu ya. Yani öyle olmuyordur da belki öyle hissediyorsunuz yani oyunda. Sanki şöyle hızlı giderken vurunca oo, böyle kanman sıçrıyor ortalığa. Tek başına kaldın. Sen öldün dostum asıl. Öyle öyle. Öyle derler hep. Diyor ki işte yok onu öldürün. Gerisini yüzün bilmem ne yapın falan filan ama hep öyle derler dostum. Şimdi bak 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 bak. Of. Çok kötü arkadaşlar ya. Vallahi bu adamlar olmak istemezdim. Açıkçası. Aslında kapalıcası da öyle. Yani necesi olursa olsun bu adam olmak istemezdim. Eminim siz de olmak istemezdiniz bu adamlar. Buralarda. Aa bu ne lan? Patlayıcı varmış burada. Bu ne? Oo loot. Loot vurduk. Split boltumuz var. Silver ingotumuz. Deer ingot bilmem ne bir şeyler. Tamam güzel güzel güzel. Aa Skoyetel kılıcı yapabiliyormuşuz artık. O elf direniş örgütü arkadaşlar. Skoyetel. Bildiğiniz STT. SKK diyebiliriz kendisine. Şimdi şuradan şuraya dönün. Bunlar neymiş lan? Burada zeytin meytin var. Herbalist varmış. Ha. Şuraya aşağı doğru inelim. Oradan da yolumuza devam ederiz. Questimize, görevimize doğru gideriz. Burası o Necker'ları bulduğum yer miydi? Burada bir Necker popülasyonu vardı sanki. Ne biçim bir yer burası böyle değil mi? Değil mi arkadaşlar? Çok böyle kötü bir yer burası böyle. Ortalık bayağı. Oo. Buradan ne yapacağız burada? Aşağıda bir şey var. Ayı mı lan o? Ayı var aşağıda. Allah. Kaydet. Ayı. Gel buraya ayı. Kılıcım daha yeni şey yaptım, yenildim.
Gel seni. Oo arkadaşlar ayıyı tekte alacağız ha. Vallahi tekte aldık ayıyı. Bir yerde ayı varsa ayının şeyi de vardır. Mağarası da vardır. Burası mı? Yok değil. Nerede bu ayının mağarası? Buralara geldim ben. Hatırlıyorum buraları ya. Bak niye öyle canım gitti? Ben buraları nereden hatırlıyorum? Aa. Yoksa arkadaşlar Siri ile gittiğimiz yeri hatırlıyor musunuz? Şu an oradayız. Siri ile hani Siri olmuştuk da bir yerden düşmüştük galiba. Şuradan mı düştük lan? Şurada bir yerde başlıyordu hatta değil mi? Evet bak adamın ölüsünü işte yok kız gelmiş kıza diyorduk ki bakma falan filan. Evet arkadaşlar oradayız. Şeye girebiliyor muyuz acaba ya? Neredeydi o yerin içerisi? Oradan içeri girebiliyor muyuz acaba? Yani kurt adamın şeyine girebiliyoruz. Ya böyle durmadan yine bakın farklı bir yere gittim. Carrie Way oldum arkadaşlar. Hani başka bir yöne doğru gitmeye şey yaptım. Böyle olaylar karşısında. Bunun içinde kaldık şimdi ya. Demek buradaymış ya Siri. Neresi lan burası tam olarak? Buralar bir yerler. Buralar bir yerler. Crossbush da burada. Anasını satayım. Kız buradan oraya mı gitmiş? Yani o şey kaybolan kız daha doğrusu. Yani bizim Siri değil de. Gretel miydi? Gretka pardon. Bizim Gretka. Şimdi buradan çıktık değil mi? Böyle gidiyordu oyunda. Şeyde bunu buluyorduk. Kıza diyorduk ki bakma diyorduk değil mi? Sen dışı şeye bak sağa sola bak diyorduk. Buradan gidiyorduk falan. Kurt adam olduğunu kesinleştirmiş oluyorduk. Sanırım geldiğimiz yer burası değil mi? Öyle mi lan? Sanki öyle. Sanki burası geldiğimiz yer. Böyle gidiyorduk. Burada bir... Hah! Tamam. Burayı da hatırladım. Buradan iniyorduk. Şurada bir yerde olması lazım. O işte burada. İşte burada. Belki burada Siri ile ilgili bir şeyler bulabiliriz. Değil mi? Sonuçta Siri buradaydı. Bakalım bulabilecek miyiz? Siri buradaydı sonuçta öyle değil mi? Sonuçta o adam da buradaydı. Siri de buradaydı. Var mı burada hiçbir şey ya? Yok hiçbir şey yok. 3-5 tane mantar var saçma sapan. Yok ben bilmem ne. Sevant mantarı. Hiç de bir şey yok arkadaşlar. Bu ne böyle? Bu ne? Aha. Aha bir iki bir şey bulduk ama yok. Yani boş. Yok arkadaşlar hiçbir şey bulamadık ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Buradan tırmanabiliyor muyuz? Tırmanabiliyoruz. Tırmanıp gidelim anasını satayım. Hiçbir şey yok burada. Farklı bir yerden çıktık şimdi ha. Evet bak giriş olarak burayı işaretledik haritamız. Roach gel oğlum. Evet Roach'umuz da geldi. Yok arkadaşlar. Yani olmadı öyle. O orası olmadı öyle. Şimdi buradan farklı bir yön bulmam lazım. Yani şunların diğer tarafından gideyim. Çünkü bir daha oralara girmek istemiyorum. O Siri'nin kaybolduğu yere. Şu aşağıdan gitsem nasıl olur? Şuralardan gitsem. Şuralardan gidebiliyor muyum? Nerede şimdi haritam? Ben neredeyim? Şu yolu takip edeyim işte. Aynen. Linden Vale yolunu takip edeyim. Buradan sola döneceğiz bir yerden. Heh, şu patika yolu takip edelim. O bizi o yeşil zımbırtıya götürür arkadaşlar. Götüreceğini düşünmekteyim. Daha doğrusu. Çok ilginç ya. O kurt adamın olduğu yeri bulmamız böyle beni çok şaşırttı diyeyim. Çünkü daha birkaç bölüm önce dediğim de bir 10 bölüm önce olmuştur artık. Herhalde değil mi? 10 bölüm önce vardı yani. Şimdi kaçta? 31. bölüm mü bu? 31. bölüm falan değil mi bu şu anda? 31 miyiz lan şu anda? Galiba öyle bir şeyiz. Hani bayağı bir bölüm ediyor. Bu da mı ayı yoksa? Evet ayı arkadaşlar. Ve ayı böyle keseceğiz. Oo iyi vurduk. Bakalım atla ayıyı kesebilecek miyiz? Atla samanı karıştırmamak gerekiyor. Hoppa! Evet. At, roach'la ayı kesimi adını verdiğimiz hareketimiz. Hoppa! Hoppa! Evet arkadaşlar. Roach'umuzla gördüğümüz gibi ayı hiç bize dokunamadı bile. Sağ olsun roach sayesinde. Vallahi kritik mritik vuruyoruz hatta. Vallahi kestik yani. Atla kestik roach'u. Şey roach'u diyorum ayıyı. Vallahi roach adamsın ya. Değil mi arkadaşlar? Roach adam ya resmen. Hani öyle adam değil de tabii. Şey yani çok delikanlı. Değil mi roach? Vallahi yaptık hallettik. En güzeli atla şey yapmak. Griffin'i mriffin de bundan sonra atla keseceğim ha. Bir yaratık gördük ya 14 level bir şey. Önceki bölümde miydi o? Bir şey gördük ya öyle garip. Neydi? Çatal
kulak mı kuyruk mu öyle bir şey gördük ya. Onu da böyle gayet roşla kesilebilir. Bu adam da bu ayı da gayet kaç level'dı? 12 level mıydı öyle bir şeydi? Yani bence kesilir. Hiç. Umarım sarıya doğru gidiyoruzdur şimdi. Evet, sarıya doğru gidiyormuşuz. Soru işaretlerini hallettiğimize göre sarı şeyimizi halletmeye gidebiliriz. Tabii ki arkadaşlar. Evet. Roach'un bu kadar güçlü olacağını, hani Roach da düşmanlarımıza saldırmanın bu kadar bizi güçlü kılacağını bilmiyordum. Ama artık yani bu taktiği böyle oyunu şey yapmak için kullanabilirim. Ne yapmak için kullanabilirim? Tabii ki abuse etmek için arkadaşlar. Yani bu hata mı diyebilir miyiz buna bilmiyorum ama hani bu durumdan yararlanmak için diyebilirim. Şimdiki. Ha geldik. Ne kadar kötü bir yer. Bataklık mataklık. Baksanıza buralar. Burada acaba kimse yaşıyor mu? Yol patika geçiyor. Demek ki biri yaşıyordur ama. Bayağı kötü bir yerlere geldik. O yüzden kaydettim. Ne olur ne olmaz diye. Neredeyiz lan? Ne oluyor? Oo, bu ne? Han fiberi. Oha. Rotfiendler. Değil mi? Öyle mi? Değil mi? Öyle. Rotfield. Bunlar gayet Rotfield. Gel. Gel oğlum. Bunların şeyi de bu arkadaşlar. Bir tanesini şişirdiğiniz zaman bir tanesini şişirebilirsem. Şimdi kaç. Kaç. İkisi de ölecek şimdi arkadaşlar. Bunların olayı bu. Bir tanesini şişiriyorsunuz. İkisi hepsi patlıyor sonra. Yani bir tanesinin bizi götürdüğü can yarıya kadar değil de toplamının götürdüğü can olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada şeyin babasının cesedini bulmamız gerekiyor. Aha ki bulduk. Tamam yakacağız. Hazır mıyız? F5 yapalım. Kaydettik. Hazırız. Hadi bakalım. Şimdi kesin karşımıza çıkacak. Çıktı mı? Çıktı mı lan? Ben sandım ki kapışacağız falan sandım. Bir de buraya böyle iyice heyecanlandırıyorum. Yok işte crescendo'ya girdik şimdi arttırıyorum falan heyecan seviyesini. Bilmem ne olacak kaydedelim maydedelim. Yok hiçbir şey olmadı yani bu muydu? Ben de sandım gideceğiz işte yok olaylar olacak. Dedi ki o şeyden uzak hayatını seviyorsan yaşamını seviyorsun sizden uzak durursun. Bana yaratık hakkında bilgi ver. Konuştun yani yok borun kaybolup memnun olmuş. Hızlıca söyleseydin yaratığı ya. Sonra ben çeviriyorum onları. Tek tek orada yazıyorum. Bir yer geçiyor sahnesini ayarlıyorum senin yüzünden. Pis herif. Neyse yardım edebilirim diyeyim. Ne kadar vereceksin? O yine Hegel'dayız. Şimdi 242 mi? Şunu biz 280 yapalım. Tamam mı? 280. Aynen 282 yapalım. Böyle sağdan da soldan da baktığımız zaman aynı sayı gözüksün. Onu anlaştık mı Lasibler? Hadi anlaşıyoruz. Hadi bakalım hadi. Hadi ver elini. Oo hadi. Hay senin. Şimdi ne yaptık? 282 dedi değil mi? 40'tı. İyi bari 30'luk yapalım. 272. Bak yine sağdan da soldan da aynı. Hadi 10 daha düşürüyorum. Hadi.
İyi anlasın satayım. İyi. İyi yapma. Yapma pislik. İyi. İyi tamam gideriz onu şey yapıyoruz. Göreviniz mi de Swamp Thing. Bataklık şeyi. Neyi acaba? Şimdi bu Pel Afsuncu ile görevimiz baya uzaktadır herhalde. Bakalım öyle mi? Baya baya uzakta olduğunu düşünüyorum. Uzakta mı? Oha tabi baya uzakta. Tutup şey görevini alalım. Bu hazır bir yakınlardayken bu bataklık görevini alalım. Bari onu halletmiş olalım. Şunu bir halledelim hemen de. Ormanın hanımları. O kitabı halen okuyacağım ha. Vallahi arkadaşlar halen. Merak etmeyin arkadaşlar okuyacağım onu. Bir gün okuyacağım. Ana göreve bir gün döneceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir gün o ana görevi göreceksiniz. Neredeyiz bizim zımbır? Aa bak burada bir şey var mı zaten görev? Velen'deki oyuncularla oyna diye. Aha. Oreton'daki bir adamı şey. Suit Seyir'den al falan filan diyor. Bak gidip oradan şey yapabilirdim. Stefan'ın şeyini al diyor. Tüh tüh tüh. Witcher Contract'te mi olur onlar? Aynen. Swamp Thing. Level 12 istiyormuş. Level 12 istiyormuş. Level kaçız biz? 9'uz. Yapar mıyız? Yaparız anasını satayım. Nerede? Nerede? Yakındadır umarım. Evet. 100 adamlık yoldaymış. Kaydedelim. Tam bu bataklık şeyinin orada. Gidip kaydımızı aldık. Çok güzel. Hadi bakalım. Hemen buralarda bir yerde olması gerekiyor. Ben ilerledikçe yolum uzuyor. Tamam. Oo boğuluyoruz lan. Ne dedi orada? Geralt bir şey dedi ama. Fark edemedim. Evet, sıradan bir şey değil. Sis değil bu. Yoksa arkadaşlar şeyin sistemi. Stephen King'in sisi var ya. İşte yok Arrowhead Project falan yapıyor tutup da. Sis sonra... Bir sürü arkadaşlar farklı boyuttan yaratığı şey yapıyor. Tavsiye ederim o kitabı. Yani kitap değil de daha doğrusu mini kitap mı diyeyim. Mini hikaye böyle kısa bir hikaye. 30-40 sayfalık bir şey. Ama güzel yani. Stephen King elinden çıktığı belli. Yine Karakule ile bağlantılı bir kitap. Güzel kitap okuyun yani derim. Aa hazır burada şeyimiz varken şunu da alayım. Değil mi? Aynen. Şunu alayım drone'lu beyniri. Beynini niye almayalım ya? Her yerde ne boğulmuyoruz tabii. Sadece fazla yaklaştığımız zaman boğuluyoruz. Bu adamı alamadık. Niye bunları alamıyoruz? Hepsi ölmüş. O Nehalen'in gözünü kullanmam gerekiyor. Bir illüzyon var ortada. Evet. Ayrıca tam burada şu Drowner bize doğru gelirken bitirmiş olalım. Şimdi fark ettim. 38. dakikadaymışız. Fazla uzun yapmayayım arkadaşlar. 40 dakikadan uzun olmasın. Yoksa bildiğimiz üzere bir an 10 MB boşluk yerim kalıyor bilgisayarda fark etmeden. Yani size uzatmıyorum. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye The Witcher. Bye bye. Bakın bye bye dedi size.